Hoş geldin. Kurudun mu iyice? Güzel oldu ya. Bunu ilk hatırladım. Nasıl bir sıcak ya. Bir anda hava nasıl bu kadar ısındı? Gece -5'i görüyoruz. Donuyoruz akşam. Sabah yanıyoruz. Daha iyi bir kirpik kıvırıcısı gördün mü? Sanmam. Biraz göz kalemi geçelim bence. Gözümün üstüne falan getireceğim. Aydınlık olsun. Kullanmıyorum. Bu çok... Yani bunun tarihi falan geçmiştir büyük ihtimalle de. Öyle bir renk ki... Yani... işte bitecek. Çok şu kadar falan kaldı. Cecil'in bu. Bilenleriniz vardır illaki de. Bununla çerçeve çiziyorum. Biterse üzüleceğim ürünlerden biri. Bir gün böyle hususi çıkıp mağazalarda bu rengi deneyeceğim mesela üstüne bunu çizip. Yani illaki vardır bence de. Ben öyle çok bulabilen bir insan değilim. Yani buna iyi denk gelmişim. Cecil'in 03 numarası şu an yok tabii ki. Mesela sürümü bile Flormor'a göre çok daha iyi. Bu rengi de çok seviyorum bu arada. Flormor'un bana en çok sorduğunuz hep böyle
İşte dudağındaki renk ne, dudağındaki renk ne? Ruj değil aslında. O bir kalem, üzerine işte ruj sürüyorum. Bazen hiç ruj sürmüyorum. Bana yakışan en iyi dudak kombosu budur mesela. Bakın nasıl doğal duruyor, görüyor musunuz? İşte bu ikisi karışınca bu güzel renk ortaya çıkıyor. Şey almıştım Kiko'dan, gloss. Üzerine onu süreceğim. O aşağıda şu anda. Bir de Kiko'dan çok güzel bir allık aldım. Ama bugün çok allık değiştirmeyeceğim. Bu arada bu da yok. Yani Görkezo sanıyorum artık allık mı çıkarmıyor bilmiyorum. Bu da yok. Bunu da artık az kullanacağız. Ya bu da çok güzel bir renk. Bu büyük ihtimalle ben hiç kullanmadım. MAC'in şeftali bir allığı var ya, onun renk tonuna çok benzediğini söylüyorlar. Hatta ona muadil gösteriyorlar bunu ama bu şu an yok. Bence allık gayet yeterli. Şimdi bana şu hattımda kontür olup olmadığını, ama dolgu olup olmadığını soruyorsunuz. Benim sadece dudağımın üstünde dolgu var. Burada elmacık kemiklerimde dolgu yok. Bu tamamen Allah vergisi. Gerçekten hiçbir şey yaptırmadım. Sadece bunu ön plana çıkarmayı bilmek gerekiyor. Benim zaten bir tık o çizgim belli olduğu için, bakın şöyle yaptığınızı anlayabiliyorsunuz. Şu çukurların üstünde kalan yere böyle bronzer olur, kontür olur. Uygulayın. Ama benim o hattım zaten direkt şuradan belli. Yani hiç onu yapmasam da anlayabiliyorum. Ama eğer böyle net bir çizginiz yoksa böyle anlayabilirsiniz. Efendim anne? Ya kızım, dün Türksel'in aramışlar beni. Ben seni aradım da sonra sen beni meşgul attın. Unuttum. Şimdi aa, ben çekimdeydim galiba da. Ne diyorlar tamam. Anne? Yani Nisan'a kadar bekleyip ondan sonra üzerine alabiliyormuşsun. Yani şimdi bir yıl daha alamıyorsun. Eğer geçiş yaparsam. Sonra 50 GB her şeyin aynı internet paketiymiş. Bir iki zaten kadar kullanmıyormuşsun. Bir de 30 ile yeterli olduğunu düşürmeyin dedim. Nisan yani 2 ay diye. Kesin zam gelir. O zaman aradıklarında ben okey diyorum. Seneye o zaman Ocak ayında Allah nasip ederse tamam canım. Teşekkür ederim. Haydi görüşürüz o zaman. Oo tamam anneciğim. Tamam. Teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Hadi bay bay anneciğim. Kukicim ne yapıyor yavrum? Kukicini az önce yıkadım. Ben de bir duş aldım onunla beraber anne. Oh tamam benim. Şimdi story çekeceğim. Akşam yayınım var ya 20.55'te. Evet. Şimdi onunla belini vermek için story çekeceğim. Saçımı falan kurutacağım öyle. Tamam kızım, hadi hallet işlerini. Hadi görüşürüz. Yani niye gloss sürdüm? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bu videoyu başlatmadım. Çünkü ben size hiçbir şey anlatmayacaktım. Olay dudak kaleminden çıktı. Bu kısımlar bazılarınıza sıkıcı geliyor. Okey. Uzun uzun anlatmak. Evet haklısınız bu arada. Size kesinlikle katılıyorum. Ama bazı bildiğim şeyleri de size anlatabilmek istiyorum. Çünkü bazılarınızın işine yarayabilir. Ben bu tarz şeylerde mesela benim ten rengime uygun insanları izlemeyi, onların söylediklerini dinlemeyi çok seviyorum. Bu arada saçımı sadece kurutacağım çünkü 3'e kadar paylaşmam gerekiyor. Ben şimdi malum odaya geldim. Bu arada ben videoyu açtım değil mi? Yani garip bir video oldu. Bir anda pat diye girdim. Neyse, orada açmayı unuttuysam da hepinize yeni bir videodan merhabalar. Ojelerimi silerek başladım. Çünkü biraz dinlendireyim diyorum. En azından 2 gün İstanbul'a gidene kadar. Şu arkamda gördüğünüz ahşap askılı, bir dakika göremiyorsunuz ki. Bunu yeni aldık. Bence çok güzel oldu. Bakın yani o kadar kullanışlı ki böyle. Üzerine açıyorum. Zaten ben kurutma makinesi kullandığım için çok kullanmıyorum askılık. O siyah olan da burada açık durduğunda yani sürekli açık kalması gerekiyor. Katladığımız zaman duvarın arkasında böyle çok iz yapıyor, düşüyor kapıyı açıp kapatırken. Ya bir türlü koyacak yer bulamıyordum. Bu böyle biblo gibi böyle köşede hep açık duracak. Bu odanın konseptine de çok uyuyor bence. Böyle bir şey aldım. Askıyla asabiliyoruz. Çok iyi o yüzden. Uzatabiliyorsunuz yani aralıklarını uzatabiliyorsunuz. Şimdi yapamayacağım ama çok kullanışlı, kısalabiliyor, uzayabiliyor. Bayağı beğendim ve saf ahşap yani. O da o kadar güzel ahşap kokuyor ki size anlatamam. Ben dün gece burada bazı şeyleri katlamıştım. Bugün videoyu yeni açtığım için tabii size onları yetiştiremedim. Ay gene şuraya bakıyorum. Hayır. Bu halı senin için çok tehlikeli. Şimdi birkaç parça ütü yapacağım. Sonra Burcu gelecek. Onunla bir kahve içeceğim. Sonrasında hızlıca akşam yemeği için salata hazırlıyoruz akşam yemeğinde. Yemek değil aslında. Karnabahar ve kabağı da fırına vereceğim. Canım şey diyeceğim. Izgara tavuklu salata mı yapsak? Tamam güzel. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aşkım. Ben de öptüm. Gittim Cookie'ye böyle
Böyle sarıldım bildiğin. Her yerim tüy. Onları şimdi ruloyla halletmem lazım. Buradakiler katlı ve ütülenmeyecek. Ben kurutma makinesinden çoğu şeyi ütülü gibi çıkartıyorum. Bunun sebebi de %100 kurutmuyorum. Sıkıştırıp kırıştırmıyor. Asıyorum. O yüzden böyle işte dediğim gibi bu ahşap kurutmalık çok iyi oldu askıyla asabileceğim için. Bazı şeyleri böyle yayıyorum. Hiç ütüye ihtiyaç duymuyor. O tip şeyler var. İki sepet. Onlar direkt yerleşecek. Onları akşam hallederim. Çok önemli değil yani. Yerleştirme kısımlarını hiç sevmiyorum. Katlama okey. Ütü de okey. Yani artık tüm daha güzel ütülediği için ütü de okey ama şimdi birkaç parça hem Esat'ın hem benim böyle Esat'ın sürekli giydiği şeylerini falan bir halledelim. O da aradan çıksın. Özellikle evcil hayvanı olanlar için kurutma makinesi müthiş bir şey. Cookie'nin bütün tüyleri o haznede toplanıyor ve ben onları görüyorum. Size biraz muhabbet ederken. Geçen bir videoda gördüm. Maksimum buhar ayarını açmışım. Video hiç gözükmüyor. Sadece buhar. Bu akşam canlı yayınım olduğu için yemeğimizi biraz kolay seçtim. Mesela akşam beyaz giymeyi düşünüyorum. Dışarıdaki masayı kullanılabilir hale getirmek istiyorum. Esat böyle mutfağın önüne doğru aldı onu. Oraları böyle yıkayıp silip bunu dışarıya, çünkü bu zaten böyle güneşte birazcık renk değiştirmiş. Ben bütün çamaşırları yıkadım ama hiç ütü yapmadım. O yüzden bu dağınıklık şu an bana çok normal geliyor. Çünkü en azından şeydi yani, bir kendimi avutuyorum. Kirli sepetim boş. Ya dolu tabii ki de, hani böyle 3-5 parça, hani dün, bugün. Şimdilik bu kadar yeter. Şimdi Burcu'yu arayayım, hemen kahveyi yapayım. Burcu gitti. Biraz sohbet ettik, kahve falan içtik. Ben de şöyle karnabaharım vardı ve bunu kabakla beraber fırınlayacağım. Size nasıl yaptığımı da gösteririm şimdi. Birazcık buralarda dağınıklıklar var, onları görmeyin. Şu aldığım şarjlı, şarjdan çıkarabilirim, dolmuş zaten. Bunu var ya, inanılmaz beğendim. Birkaç farklı başlığı da var. Size bir banyoları falan temizlerken göstereyim. Bu sarı olan mutfak başlığı. Lavaboyu çok güzel temizledi bu arada. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. İyi çıkar mı emin değildim. O yüzden bunu bir denemek istedim. Çok da işimi gördü bu arada. Çok sevdim yani. Şu kapağını da takayım. Su almasın alttan. Şimdi yemek hazırlayacağız sizlerle birlikte. Şurada tokamı bulursam saçımı da bir toplayayım. Ve karnabaharımızı yıkayacağız. Ben fırını önceden bir ısıtayım. Şunu da yapabiliriz. Önce bir fırın kağıdı koyalım ona. Saçımı toplayıp gelin. İnşallah iz yapmamız yayın öncesinde de. Neyse artık ya, saçımı yaparım. Saç düşmesindense. Gerçi kestirdikten sonra, yani kestirdikten sonra uzun bir süre hiç dökülmüyor ama yine de ne olur ne olmaz.
Biraz sizinle muhabbet de ediyorum. Şu an o kadar güzel bir ışık var ki evde. Bunları ben böyle küçük küçük ayırmayı daha çok seviyorum bu arada. Bunu buzluğa atmak da çok mantıklı. Böyle doğrayıp küçük küçük. Önden böyle bir tık haşlarsanız bir suda kalsın yani. Hatta kalanını bence öyle değerlendirebiliriz. Çünkü biz gittiğimiz zaman bu bozulur muhtemelen. Sanki bu kadar yeter mi? Şöyle ben küçük küçük ayırmayı seviyorum. Şu boyutlarda seviyorum ben. Hepsini ayıracağım öyle küçük küçük. Tamam, bunu artık böyle yıkayabiliriz. Bu şekilde. Bir ışık açtım. Bunu alıyorum. Böyle. Bir tabak daha halledeyim. Tabağın bir tanesini mi yapsak? Çok olur ikisi çünkü. Kabuğum. Frenim ısınmış. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Kabağı soymuyorum. Böyle daha güzel oluyor. Ya tırnaklarımı ojesiz çok seviyorum böyle baktığım zaman. Hem bayağı da uzadılar. Kalyon sürdüm. Mutfakta da bu arada daha hijyenik geliyor bu arada. Çok haklısınız. Zaten artık kalıcı oje yaptırmıyorum da yapmıyorum da. Ama ojesiz tırnaklarım çok çabuk kırılıyor. Çünkü ben sürekli mutfaktayım. Sürekli temizlik, düzen, cookie'yi sürekli yıkıyorum elim. Sürekli suyun içerisinde doğal olarak. Böyle olunca da çabuk kırılıyor ve ben o görüntüyü de sevmiyorum. Hani sonuçta estetik olarak bence güzel durması gerekiyor. Kamera önündeyim, size bir şeyler yapıyorum. Elimin hem hijyenik hem de böyle bakımlı olması gerekiyor. O yüzden sürekli oje sürmek durumunda kalıyorum. Ama bu halini de çok seviyorum bu arada ellerimin. Biraz bordodan dolayı pembeleştiler ama bir tane de havuç koyalım bence. İçerisine. Bunu böyle yoğurtlayıp yeriz. Çok güzel olur. Bunu çok seviyorum. Yani ben yemek olmasın sadece bununla bile doyarım. Böyle üzerine bir de sos yaptık mı bunu? Gerçi buna yapmayacağım da. Buna sadece toz biber koyarım. Sana vereceğim ben kızım. Şu ucunu sana vereceğim. Bir dur. Dur aşkım, sana vereceğim ben aşkım. Al. O kadar mutlu oluyor ki benim ona verdiğim şeylere. Zaten az bir şey havuç koysam yeter. Ve yaptığım her yemeği Cookie ile paylaşmam gerekiyor. Yoksa hem içim rahat etmiyor hem de o bana hiç rahat vermiyor. Şimdi. Yani göğüs alıp geliyorum. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Şimdi bu aşama bana çok soruluyor. Ben sevmediğim tüm sebzeleri bu şekilde yemeye başladım. Göreceksiniz. Sizin de yaptığınız şeylerdir büyük ihtimalle de ben kendi tarifimi vereyim. Sadece zeytinyağı. Biz artık sıvı yağ, yani tereyağın çok çok az olmak kaydıyla böyle haftada bir veya iki kez olmak kaydıyla yiyoruz. Sadece zeytinyağı. Bu biberi bulmanız çok zor. Bunu Seda'nın teyzesiydi sanıyorum yapmış. Müthiş. Bayıldık biz buna. O yüzden bunu bol koyuyorum ve başka hiç baharat eklemiyorum buna. Ve tuz ekleyeceğim. Evet. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Bu kadar. Yayın günleri yemek yapmadığım için esas bana sanırım arayıp söyledim. Profiterol aldı. Bakın her şey yağlanacak. Gördünüz mü? Yani böyle yağı az gelirse zaten sıvı yağ koymanız gerekir eğer az yağ istiyorsanız. Ama zeytinyağını çok koymanızda ben bir zarar görmüyorum. Zaten çok da değil. Hepsini yağladığı için böyle. Çok da dökülmüyor ya. Hemen fırına. 200 derecede. Galeta otlu salata yapacağım için pardon.
Keşke kafamı kırsaydım da onu buzdolabına sürtmeseydim. Böyle koyuyoruz. Çiğ attı. Az önce karnı bağır düştü. Bir baktım onu yemiş bile çok. Ha. Bekliyor değil mi? Ha, bekliyor, bekliyor. Bir şey düşsün diye bekliyor. Balonumuz çok güzelmiş. Hayır, onlar benim. Hayır, benim onlar. Benim. Onu kuralım da. 30 dk pişecek. Neler aldın Efat? Aa, şeylerini almışsın. D ve K vitaminini almış. Ha, değiştirdim işte. Bu ikisi mi sadece senin? Nasıl? Başka bir tane daha vardı. O yok işte hiçbir yerde. Kameramın önünden fütursuzca geçti. Ben var hiç bakmıyorum bile. Görmedim. Çok özür dilerim. Açık olduğunu bile bilmiyordum. Aa, kızımlar esatılmış. O eksik olanı alacağım. Bir de o. Hayır, toplam 3 tane. Ha? Okay, şey, o yok hiçbir yerde yok. Depolarda falan. Şimdi ben salatayı yapıyorum. Tavuğu sen pişirirsin. Tamam. Biraz düşsün zamanı. Yarım saat mi sürecek bu? Ya sürmez bile de biraz pişsin o. Anca zaten. Salata oldu. Ve sen bana 6.30 demiştin zaten. Saat kaç? 6.09 geçiyor. Ya kızım beni. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben mesela 6'da yersem gece 11-12 gibi aşırı acıkıyorum. Benim saat 7'ye doğru yemek yemem lazım ki bence doğru yemek saat de 7'dir hayatım ya. Akşam yemeği saati 7'dir. Ama acıkıyoruz. Ben çok açım şu an mesela. Kahvaltı yaptığımız günler ben de çok acıkıyorum. Midem ve boş başım gibi. Başım falan çok ağrıyor ya. Yani. Göremezler canım. Göremezler. Sen de benim. Bir ay 8 damla demiş. Şunu hemen ben başlıyorum. Şimdi salatada neler olur? Taze soğan, yeşil, ropa, başka. Kızım ilaç mı? İlaç senin yiyebileceğin bir şey değil ki, bir tane. Kırmızı biber falan. Ya gerek yok. Ne koyacağım? Domates. Ya, koy o zaman. Havuç. Ama havuçun içinde var, onun domates. Merhaba kızım benim. Merhaba. Neler diyorsun? Diyorsa o kadar geç. Az mı geldi? Ağzıma değmedi bile. Ya ama 8... Acaba tam damlatamadın mı? Gözünün önünde şurası çok iyi. O pamukları alabilirsin istiyorsan. Orada şey mi durur ya? Benim ilaçlarım senin evinde istesini mi bozuyor hanımefendi? Senin evin mi? Senin evin yok ki. Senin evin yok ki. Şunu da şöyle... Şuraya senin kocaman evi yok. Neydi o ya? Şey, bir çok yapıyorduk oğlum. Ha, evet kızım, şimdi senin vaktin geldi. Gel bakayım şöyle bir... Çok iyi, mutlu olmuş. Gel bakayım şimdi sen benim şöyle yanıma... Esat'ın şu siteden arabayla girdiğini hissediyor ya. O kadar değişik bir şey yani. Gel. Ay o attığın Instagram'daki videoya... Ay ağlayacaktım Esat var ya. Bir şey diyeceğim, gözlerim doldu diyor musun? Benim de, çok kötü oldum. Ne kadar şey dedim ya, ne kadar şanslıyız dedim. Biz orada kesinlikle bekleyecek biri var. Fark edersek onu görmeyin. Ay inşallah. Bir de değişik bir ok alması ya. Bir de taze soğan koyacağım. Şap şup ses duyuyorsanız arkadan onu Esat kıyıyor. Pardon. Bugün babamı da çıkardım. Hı. Basket tasına soktum, açtım tasmasını falan. Biraz top oynadım. Vakit geçirdim. Aynen, biraz enerjisini atsın. Ya taze soğan görünce aklıma hep kısır geliyor. Hep böyle her taze soğan kesince canım kısır çekiyor. Tuzunu atalım. Yağını koy. Limon sıkmayacağım. Geçen çok ekşi olmuş. Sevmedim. Bu ara limonlar bayağı ekşi. Sizde de öyle mi? Sadece nar ekşisi. Söylemedim de suyumuz yok. Getirir mi ki şimdi? Bu tavuğu sen kesebilir misin ortadan geçen, ikiye? Ben yapacağım. Gelin yapayım mı? Biraz ısınsın tava. Ben yapana kadar o da ısınır. Tamam. Hazır ellerimi yıkamışken. Tamam. Çiğ mi veriyorsun sen bana? Nerede tavuk? Dolapta mı? Yok şurada. Dolaba bakar mısın? Şurada bak. Aa, su açmıyor. Suda duruyor. Nasıl? Suda duruyor. Birazcık yağ koyabilir miyim?
Hoşuma gitmedi bu renk. Ya tavukçu Esat. Öf. Acıktım. Acıktın mı? Aslında tavuğu tavadan aldığımızda şöyle bir iki dakika beklemesi lazım. Çünkü bu sıcaklıkta bütün suyu toplanıyor aslında bir araya. Kestiğimizde suyu aşağıya gidiyor. Suyu içine yayılmasını beklediğimiz zaman kesersek daha yumuşak olabilir. Sulu sulu. Yani inan sana verebilsem hepsini veririm. Ki de yani. Biliyorsun tavuk vermeyi pek. Yaşa. Yaşa. Otur orada otur. Otur. Otur kızım. Bayağı, bu arada Burcu'ya söylediğimde bu adam bayağı dizide oynadı.